Anne bu. Herkese yeni videomdan günaydın arkadaşlar. Şimdi kızların kahvaltısını hazırladım. Onlar mutfakta kahvaltısını yapıyor. Ben de şöyle bir salonu havalandırayım dedim. Sonra odaları toparlarım. Şimdi mutfağa geldim. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Odaları toparladım. Bir süpürme kaldı. Onu da artık kahvaltıdan sonra yaparım. Bugün çok fazla bir işim de yok aslında. Bir çamaşır atacağım makineye. Dünden yıkadıklarım vardı kurutmada. Onları katlayacağım. Gerçi yemeğim de yok. Dünden bir makarna kaldı. Onun yanına da ne gider ki? Belki köfte kızartırım. Bugün bir omlet yapayım dedim. İki tane yumurta kırdım. Kaşarlı omlet yapacağım. Vallahi her gün ne yiyeceğimi şaşırıyorum. Sıkılıyorum da her gün aynı kahvaltıdan. Böyle değişik tarifler arıyorum kendime bazen. Dolapta şöyle bir lavaşım kalmış. Son kullanma tarihine de bir iki gün var. Dedim bari şöyle değerlendireyim onu. Ve bu niye yapışmış? Ah, ben bunu çok beceriksizdim ya. Niye böyle oldu? Kaşar şimdiden fırladı. Neyse siz buraları görmeyin. Ay az önce çok kötü bir şey oldu ya. Şu dolabı açmıştım. Bardak aldım. Çayımı koymak için. Tam şöyle kapatıyordum. Şu kupa bardağı pat diye lavabonun içine bir düştü. Fena kırıldı yani. Her yere de sıçradı. Neyse nazar çıktı diyelim. Vardır bunda da bir hayır. Kahvaltım hazır. Kendime bir de dizi açtım. Kahvaltımı yaparken aşırı seviyorum kaçırdığım dizileri izlemeyi. Sen de mi yiyeceksin anneciğim? Alisa ile birlikte yiyeceğiz şimdi. Otursana anneciğim. Bugün bayağı geç oldu kahvaltım. Saat 12'yi geçiyor herhalde şu anda. Al anneciğim. Neden? Gel çatalını takalım o zaman. Ver çatalını. Al bakalım. Beğendin mi? Güzel mi anne? Hızdan başım döndü. Benim de aşktan. Görüşürüz. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Şu renkliler vardı, onları atacağım da. Tabii kızların bütün kıyafetleri lekeli. Şöyle üzerlerine bir leke çıkarıcı sıkayım. Öyle atacağım.
Bütün kıyafetler lekeli, bütün hepsi. Bakar mısınız? Makinemi çalıştırdım. Onlar yıkansın. Sonra kurutmada siyahlar var, koyu renkler. Onları çıkarıp katlayacağım. Evet. Şimdi tekrar mutfağa giriyorum. Yıkadıklarım vardı. Şimdi bunları bir yerleştireyim. Bir de şurada meyveler var. Yumurta var. Çağranmıştı bunları sabah. Hemen bir onları da yerleştireyim. Çöpüm dolmuş. Çöpü çıkaracağım. Böyle iş bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten asla bitmiyor. Sürekli bir iş çıkıyor. Neyse şu işleri bir bitireyim. Kahve içelim hep birlikte. Kızlar uyuyor ya, ev nasıl sessiz. Evde hiç ses yok. Süpürge açacaktım. Uyanmasınlar diye onu da açmadım. Kalktıklarında açarım artık. Yumurtaları yerleştireyim hemen. Sonra meyveleri yerleştireceğim. Bir de çöpleri attın mı işim bitiyor. Yarısını balkona koyuyorum. Çünkü eks dolaba sığmıyor meyveleri. Şöyle yarısını hemen balkona atayım. Bu kalanları da dolaba koyacağım. Bunu balkona koyacağım şimdi. Ama tek elle taşımayacağım galiba. Şöyle kaldıralım. Burada kalsın. Geri kalanı dolaba atacağım. Ay hava da güzel geldi bir ya. Ev çok sıcak çünkü. Birazcık havalansın. Şöyle hatta açık kalsın da. Elde yıkadıklarımı da yerleştirdim. Şimdi bir makineyi açayım. Sonra kızlar uyandığında bir süpürge açarım eve. Ama şimdi bir kahve içelim. Çok da güzel temiz hava geliyor içeriye. Şunu da içeyim. Ya da bir dakika ya. Bugünkü rengim bu olsun. Yeşil. Bu arada bugün kandil. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Rabbim bütün dualarınızı kabul eylesin inşallah. Bugün güzel bir gece. Kahvemi hatta balkonda içeceğim. Biraz daha koyacağım. Double kahve. O küçük fincanlar beni asla kesmiyor biliyor musunuz? Asla yetmiyor yani. Sürekli böyle büyük boylarda içiyorum. Mesela dışarıda içtiğim kahve de asla kesmiyor beni. Eve geldiğimde bir tane daha içiyorum. Neden öyle? Size de öyle oluyor mu? Bu bana hep oluyor ama. Mesela dışarıda içeyim, 2 bardak içeyim, 3 bardak içeyim, yok.
Eve gelince illa o kahveyi içeceğim evde. Asla kanmıyorum dışarıdaki kahveleri. Belki markası aynı. Ama olmuyor yani. İlla evde o kahveyi içeceğim. Vallahi hava güzel. Hatta gideyim şu salıncağa oturayım. Biraz sallanayım. Salıncaktan. Burada da şey var. Bu koltuk yıkama, halı yıkama makinesi var ya. Bir tanıdığım makinesi. Bu hafta şu koltukları yıkayacağım diye vermedim. Böyle balkonda duruyor. Makinem öttü. Kahvem pişmiş. Doldurayım kahvemi. Şunu da yıkayayım birazdan. Hadi bakalım çıkıyoruz balkona. Terlikleri değiştireyim. Gerçekten çok güzel. Ah be. Tertemiz hava var. Balkonun şuraya da su birikmiş. Ama bunu koyacak yer bulamadım. Nerede miyav? Nerede? Nereye gitti miyav? Nerede miyav? Nerede kedi? Yok. Yok mu? Hayır, gitme miyav. Almine'yi de okuldan aldık. Artık okul işimiz de bitti. Şimdi doğruca eve gidiyoruz. Kızlara hemen şöyle bir köfte patates koydum fritöze. Onlar bir karnını doyursun. Hemen vereceğim anneciğim. Bekle azıcık. Köfteler de kızarmış. Bu size yetmeyecek sanki ama. Kaç tane köfte var? Kaç tane var? 6 tane koymuşum. Patatesin yarısını yediler zaten kızlar. Makarna da isteyeyim yanına. Kremalı makarna da isteyeyim size. Olur mu? Evet. Ama siz niye çoraplarınızı çıkardınız? Bir de masaya koymuşsunuz. İnanmıyorum size. Al bakalım. Hadi yemeğinizi yiyin, sonra size mısır patlatayım. Kızlara mısır sözüm vardı. Şimdi onu da patlattım. Baba, yesinler. Baba, hemen hepsini yatıracağım. Aha. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı kandiller diliyorum. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.